Evet gençler, yapı 12 testigileyiz. Yandaki şekilde beni AB üçgeni AB 12 BC 9'dur. AC'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri. Arkadaşlar bu X neydi? İkisinin toplamından küçük. İkisinin farkından büyük. 3x 21. En büyük dediğine göre 21'den küçük olan 20'yi alır. Gider işaretlerim arkadaşlar. 20. Aşağıda iki çizgisinin ölçüsü verilen üçgenlerin hangisinin iki kenarının uzunluğu birbirine eşittir? İki kenarın uzunluğu birbirine eşitse ikizkenardır arkadaşlar. İkizkenarsa iki açısı da eşittir. Eşit. 50-40 diğeri 90 olmaz. 50-70 diğeri 60 olmaz. 50-60 diğeri 70 olmaz. 50-80 diğeri 50. Aha oldu. 50-50-180 daha 180. Evet arkadaşlar. Üçüncü sorumuz ne diyor? Yukarıdaki şekilde gördüğü gibi aradaki iki atın öndeki atla uzaklıkları 20 ve 15 metredir. Hatta bir üçgenin köşegeninde olduklarına göre arkadaki iki at arasındaki mesafe alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Bunu soruyor arkadaşlar. Ya bu. Burası x. X küçük 20 artı 15 küçük. Şu büyük 20 eksi 15. 5 x 35 bize en büyük soruyor. Demek ki 34'ü işaretlememiz gerekiyor. Evet. Bir taneden daha kurtulduk. Buradayız. Ne diyor burada? Yukarıda şekilde verilen ABC üçgeni AC 18, 12, AB'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri. X küçük 18 artı 12 büyük 18 eksi 12. 6x 30 en büyük 29. Evet. Kenar uzunlukları aşağıda verilen çubuklardan hangi ucu eklemesi üçgen oluşturamaz? Bir üçgende herhangi iki kenarın toplamı diğerinden büyüktür. 2 ile 4'ün toplamı alttan büyük değildir, oluşturamaz. 6 ile 4 6 oluşturur. 6 8 10 oluşturur. 8 10 12 oluşturur. Sadece A oluşturamaz. Devam ediyorum. Yukarıdaki şekilde verilen ABC üçgeninde AB 10, AC 9'dur. BC'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir diyor. Burasını X desem, bu X 10 artı 9'dan küçük, 10 eksi 9'dan büyük. 1'den büyük X 19. En küçük dediğine göre 2 alır arkadaşlar. İşaretleriz. Atlar gibi, yukarıda şekilde görüldüğü gibi 3 kuş arasındaki mesafe 6 ve 4 olarak verilmiştir. Buna göre arandaki uzak bir verilme iki kuş arasındaki mesafenin alabileceği en küçük tam sayı. Bunda en küçük değerini istiyor. X. Buradaki x ikisinin toplamından küçük. İkisinin farkından büyük. 2x 10 en küçük 3 alır. İşaretledim. Yukarıdaki verilen ABC dik üçgeninde açı 90, 90 dik en büyük açı. En büyük açı olduğuna göre en büyük kenar bu. Demek ki BC artık bir şeyin toplamından değil 8'den küçük olmak zorunda. O yüzden en büyük 7 olabilir arkadaşlar. İşaretlerim. Yukarı şekilde açılar verilmiş en uzun kenarı soruyor. 140, 140, 40 da bu. Sonra 70, 60, 50. Şimdi arkadaşlar burada en uzun, bu üçgenin en uzun kenarı bu. Ama bu üçgeninki bu. Bu ise bu üçgende 60'ın karşısında olduğu için bundan küçük. Demek ki en uzun AD belli. Ama Ateşen bu soruyu anlarken çok zorlandığı için ben şurada şöyle yapacağım. Bununla bu ikizkenarlar eşitler. O zaman önce buradan mı yazarsam burada bu diyor ki bana ilk üçgen AB eşittir BC, onlar da küçüktür AC diyor. Bu birinci üçgenin verdiği bana. Buna 1 dedim. Buna 2 diyorum. İkinci üçgen de diyor ki bana 50'nin karşısındaki en küçük, yani DC en küçük. Ama ondan sonra 60'ın karşısındaki AC'ye geliyor. Ondan en büyük de AD geliyor. Şimdi bakın, ben DC AC'den küçük oldu. AC burada en büyük, burada en büyüktür. AD en büyük, en büyük bu. En küçük ise bundan küçük iki tane var. AB'lerle şu ikisiyle bu. Ama ikisi farklı üçgenlerde olduğu için hangisi daha küçük kestiremiyorum. Ama en büyüğü kestirebiliyorum. Bu da bana en büyüğü soruyor. Evet, devam ediyorum. Kenar uzunlukları aşağıda verilen çubuklardan hangilerinin
Bu ceklemesi üçgen oluşturabilir. 3, 5 daha 8 yetmedi olmaz. 1, 5 daha 6 yetmedi olmaz. 6, 5, 11 yetti olur. 5, şey 3, 6, 9 yetmedi olmaz. Cevap Ceyhan. Yani ikisinin toplamı diğerinden büyük olmalı arkadaşlar. Kural. Yukarıdaki şekilde verilen ABD üçgeninde 55, 65. O zaman burası kaçtır arkadaşlar? 60'tır. Nasıl anladım? X dedim buraya önce. Artı 55 artı 65 eşittir 180. X artı 120 eşittir 180. Ondan sonra X eşittir 60. 60 oldu. En o zaman 65 en büyük. 60 sonra 55 olduğuna göre 65'in karşısı AB en büyük. 60'ın karşısı BC sonra AC. AB BC. Ceyhan. İşaretlerin yönleri tersmiş arkadaşlar. Yani öbür taraftan dizdirmiş. Şıkka bakayım ne tarafa? Evet yine öbür taraftan dizdiriyor. 45-60 X diyelim. X artı 45 artı 60 eşit 180. X artı 105 eşit 180. X eşittir 180 eksi 105. X eşittir 75. Şimdi 75 büyüktür. 60 büyük 45. 75'in karşısı 75 burası. Karşısı AB. AB en büyüktür. 60'ın karşısı BC'den. O da büyüktür. 45'in karşısı AC'den. AC, BC, AB. Bu da Ceyhan arkadaşlar. Şöyle yaptık. 75'in karşısı AB. AB yazdık. 60'ın karşısı BC, BC yazdık. 45'in karşısı AC, AC yazdık. Evet. Bu testten de kurtulduk. Bir dahaki testte görüşmek üzere.